su dalgalarının mercekse ortamlardan geçişi. Arkadaşlar mercekler konusunda biz ince kenarlı merceğin toplayıcı, kalın kenarlı bir merceğin ise dağıtıcı bir özelliğinin olduğunu görmüştük. Ve burada da derin sığ derin ortamlarda geçişler var ise derin sığ derin ortamda ince kenarlı bir mercek toplama özelliğini gösterecektir ve burada doğrusal bir şekilde gelen su dalgalarının odakta toplanarak dağıldıklarını söyleyebiliriz. Eğer derin sığ derin ortamımız varsa ve yine doğrusal bir şekilde gelen paralel su dalgaları buradaki kalın kenarlı merceğin özelliği olan dağıtıcılıkla beraber dağılarak buradan bir geçiş sağladığını söyleyebiliriz. Peki sığ derin sığ e şimdi bizim için merceklerde ortamın kırıcılık indisi. Merceğin kırıcılık indisinden daha büyük olursa mercek karakter değiştiriyordu. E burada da sığ ortamların kırıcılık indisini biz daha büyük olarak kabul ediyorduk. Bu yüzden de mercek karakter değiştirecektir diyebiliyorum. Yani artık sığ derin sığda ince kenarlı bir mercek kalın kenarlı bir mercek gibi davranacak ve buradaki su dalgalarını artık dağıtacaktır diyebilirim. E peki yine aynı şekilde sığ derin sığ. O zaman ne diyebiliyoruz? Kalın kenarlı mercek bir ince kenarlı mercek gibi davranacak ve buradaki su dalgalarını odaklayarak dağıtacaktır diyebiliriz. Akılda kalıcı olabilmesi için alfabetik sıralamada D eğer S'den önde geldiyse buradaki mercek kendisi gibi davranacaktır. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Ama eğer sığ derin sı oluşmuşsa yani s harfi d'den önce geldiyse alfabetik sıra bozuldu. O zaman diyorum ki merceğin özelliği de bozulacak. Yani ince kenarlı bir mercek kalın gibi davranacak. Kalın kenarlı bir mercek ise ince kenarlı gibi davranacaktır diyebiliriz. Şekilde dalga leğenlerinin hangisinde mercek şeklindeki ortamlardan geçen su dalgalarının görünümleri doğru çizilmiştir diyor. Derin sığ derin alfabetik sıralamada herhangi bir sıkıntı yok o zaman mercek kendisi gibi davranacak. O zaman ne yaptı? Odaklandı doğru bir çizimdir diyebiliyorum. Derin sığ derin e, alfabetik sıralamada bir sıkıntı yok mercek kendisi gibi davranacak. Kalın kenarlı mercek dağıtmalıdır o zaman buna da doğrudur diyebiliyorum. Sığ derin sığ. Sığ derin sığda arkadaşlar ne oluyordu? Mercek karakter değiştiriyordu. Çünkü alfabetik sıra bozuldu. S, D'den önce geldi. Ve buradaki kalın kenarlı merceğin ince kenarlı bir mercek gibi davranması gerekir. Ve dikkat edersek buradaki ışınları toplamış. Odaktan gelen ışınlar asal eksene paralel gitmiş gibi düşünebiliriz. O zaman bu da bizim için bir doğru çizimdir diyebilirim. Derinlikleri şekil 1, Şekil 2 ve şekil 3'te verilen dalga leğenlerinde oluşturulan periyodik dalgaların hangileri diğer ortama geçişlerinde odaklanır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sığ derin sığ alfabetik sıra bozuldu o zaman diyorum ki mercek karakter değiştirdi. Buradaki ince kenarlı mercek kalın gibi davranacak yani buradaki ışınlar dağılacaktır diyebiliriz. O zaman burada bir odaklanma yok. Derin sığ derin alfabetik sıra korunuyor. O zaman mercek kendisi gibi davranacak. Yani burada odaklandıktan sonra buradaki su dalgaları dağılacaktır diyebilirim. Bir odaklanma vardır doğru. Sığ derin sığ alfabetik sıra bozuldu. O zaman kalın kenarlı mercek ince kenarlı gibi davranarak yine burada bir odaklanmayla su dalgalarının tekrardan dağılmaya uğradığını söyleyebiliriz. Yani cevabımız 2 ve 3'tür diyebiliyorum. Düz engele gelen doğrusal dalga mercek şeklindeki derin ortama giriyor. Dalgaların derin ortamı geçtikten sonraki görünümü nasıldır diye sorulmuş. Şimdi şuradaki açımız 90 derece. Burası 40 ise burası bizim için 50 derece olacak. Ve buradan da artık yansırken yine engelle yapılan açının 50 derece olması gerekir. E burada bir z'lik varsa demek ki bu su dalgasının doğrusal bir şekilde ve paralel bir şekilde geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani buradaki merceksi ortamın asıl eksenine paralel olarak geldi. E peki sığ derin sığ alfabetik sıra bozulmuş. O zaman ne dememiz gerekiyor? İnce kenarlı bir mercek gibi davranacak. Yani buradaki su dalgası odakta toplanıp tekrardan dağılacaktır diyebiliriz su dalgalarında kırılma. Şimdi arkadaşlar burada iki tane engelimiz verildi ve engeller arasındaki mesafeye de omega kadar diyoruz. Eğer lambda değerimiz lambda büyük eşittir. Omega ise su dalgaları diğer tarafa geçerken bir kırınıma uğrayacaktır diyebiliyoruz. Peki eğer omega değerimiz lambda değerinden daha büyük ise burada su dalgalarının hiçbir kırınıma uğramadan Yine yolla devam ettiğini söyleyebiliriz. Akılda kalıcı olabilmesi için buradaki lambda değerini ben sanki buradaki bir çubuk varmış ve bu çubuğun uzunluğuymuş gibi kabul ediyorum. Ve dar bir geçitten uzun bir çubuğu geçirmek için mutlaka o çubuğu eğirmemiz gerekecek. O zaman buradaki çubuğu da hafif kırarak ne yaptık? Buradaki delikten geçirdiğimi söyleyebilirim. Ama eğer omega değeri yani buradaki Genişlik değeri buradaki çubuğun boyundan daha fazlaysa hiçbir kırılmaya uğramadan bu çubuğun diğer tarafa geçtiğini de düşünebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki dalgaların engellerin arasından geçtikten sonraki görünümünü çiziniz denilmiş. Omega büyüktür lambda diyor. Omega daha büyükse mutlaka burada bir kırınım meydana gelmek zorundadır diyebiliriz. Peki şimdi buradaki değere bakıyorum. Burada da omega lambdadan daha büyüktür diyor. Ve o zaman hiçbir kırınım olmadan bu su dalgalarının yine aynı şekilde yoluna devam ettiğini söyleyebiliyorum. Müzik